Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda liyakatın önemi ve özgeçmiş yazarken nelere dikkat etmeliyiz o konuyla alakalı olacaktır. Arkadaşlar liyakat yeterli olmak demek. Diğer bir tabirle de büyük hocalarımız bize hep şöyle söylerdi. Bir hoca da bulunması gereken şey liyakat, kıyafet ve kıraat. Yani hoca olacak kişi Liyakatli olman. Liyakat ne demektir? Sadece imamlık için, Kur'an kursu hocalığı, müezzinlik için geçerli olan bir tabir değil. Örneğin bir elektrik ustası aranıyor bir yere. Usta vasfı ile oraya girebilmemiz için, fırına e, usta vasfıyla girebilmemiz için veya herhangi bir işe, o işe ehil olmamız, liyakat olmamız, o işi yapabilecek statüde, o işi kaldırabilecek statüde olmamız demektir. Büyüklerimizin de bize söylemiş olduğu, Liyakat, da bulunması gereken yani layık olmak, o işi yapabilmek, o işin ehli olmak. Kıyafet, yani e, o işe uygun giyinebilmek. Zaten Müslümanca giyinmek hepimizin görevi ama o işe artı bir e, kaldırabilmek, o işi, o yükün ağırlığını kaldırabilmek ve o işin gerektiği gibi giyinebilmek. E, ve de kıraat, okuyuş. Özellikle bir hocada, e, imamda, Kur'an kursu öğreticisinde, Müezzin kayımda olsun. Bunların hepsi kıraatla Kur'an-ı Kerimle ilgili görevler yaptığı için bunların bilinmesi gerekir derdi bize büyük hocalarımız. Tabir olarak da ne dedik? Yeterli olmak bir işe. İmamlığa geçeceğiz. Kur'an kursu hocalığında talebelere Kur'an-ı Kerim öğreteceğiz. Müezzinlik yapacağız. Burada yaptığımız görevin hakkını verebilmek. Sırtımıza cübbeyi giydi giydiğimizde, kafamıza sarığımızı taktığımızda, sardığımızda, müezzinlik makamına geçtiğimizde Bilal-i Habeşi'nin görevi olduğu ağırlığıyla o görevi kaldırabilmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın görevi olduğunu bilerek imamlığa geçmek. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ne diyor? Ben bir muallim olarak gönderildim. Öğretmenliği, muallimliği, öğreticiliği Peygamber'in görevi olarak bilmek. Sadece bu işten maddi bir çıkar gözetmemek, Allah rızası için bu işi yapmak, bu işi yapmaya çalışmak, ümmeti Muhammed'e faydalı olmak Kısaca liyakat diyebiliriz. Arkadaşlar bu hakikaten önemli. Mülakatta liyakata değer verilir mi, verilmez mi? Tabii ki de liyakatta önemlidir. Örneğin içeri girdiğimizde, daha öncelerden de söylediğimiz gibi videolarımızda giyinim olarak, saç sakal olarak, bayanların yine aynı şekilde e, giyinim olarak oraya girerken çıkarken hal hareketimiz, ağzımızdan çıkacak her kelime, her cümle, her harf bizim liyakatımızı nasıl bir insan olduğumuzu ele verecektir. Biz örneğin e, böyle bir şey vardır yoktur onu söylemiyorum. Örneğin örnek veriyorum. Kötü bir insanız. Bu işe layık bir insan değiliz. E, yani düşünsenize yıllardır alışmış olduğumuz bir yapımız var, hareketimiz var, sinirliyiz, el kol hareketimiz, insanlara kötü davranabiliyoruz. Bunları ne kadar saklamaya çalışsak da yılların alışkanlığı olan bir şey mi ortaya çıkar? Yani saklayabilir miyiz? Yoksa orada bir 15 dakika, 20 dakika kendimizi olmadığımız bir kişi olarak göstermek mi? İşte oradaki giriş çıkışlar, el hareketleri, kol hareketleri, sinir kontrolü, öfke kontrolü, sabrımız ee, ne olacak? Bunlar hep 3 statüde de giriyoruz. Kur'an kursu öğreticiliği, bayan erkek fark etmez, müezzin kayyım, imam hatip. Bizim ne olduğumuzu, bu işin ehli olabildiğimizi veya olamadığımızı orada gösterecek ve liyakat bu bu yönüyle hakikaten önemlidir arkadaşlar. Görev aldığımızda da Allah için gerçekten önemlidir. Orada diyelim mülakatı geçtik bir şekilde. İyiydi, kötüydü. Kendimizi bir şekilde çalıştık, gösterdik ama imamlığa geçtiğimiz zaman, müezzinliğe geçtiğimiz zaman, Kur'an kursu öğreticiliğine geçtiğimiz zaman talebelerimize gereken değeri vermezsek, sanki kendi çocuğumuz gibi onları yetiştirmezsek, cemaatimizle ilgilenmezsek, camimizle ilgilenmezsek, müezzin için, imam için, işte bu nedir? Müezzinliğe, imamlığa, e, özellikle Müslümanlığa, Allah'a ve Resulüne zarar verecek hal, hareketler, davranışlar, konuşmalar yapacaksak, liyakatımız eksik olmuş olacak. Arkadaşlar, bunun neden önemli olduğunu da e, kısaca anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizler de anlayabilmişsinizdir. Özgeçmiş, e, mülakatlara giderken özgeçmiş yazıyoruz. Bizden bütün şıkları doldurduktan sonra en altta bir kutucukta özgeçmiş yazmamız isteniyor arkadaşlar. Burada nelere dikkat etmeliyiz? Onlara değineceğim. Örneğin, e, şurada doğduk, büyüdük vesaire vesaire dolduruyoruz. Herkes bir şekilde dolduruyor. Örneğin kendimizi böyle çok ilimliymiş gibi, biliyormuş gibi göstermek için örnek veriyorum. İşte şu Arapça kitaplarını okudum, şuralarda yeteneklerim var, şu üniversiteden mezunum, şu hocada okudum, bu hocada okudum, kıraat okudum, onu okudum, bunu okudum, bir sürü şey yazdık. Makam dersim var, yeteneklerim var ama Arapçayı gördüler, aldılar ellerine kağıdı, baktılar... İşte falan hocam Arapça okumuş. Evet hocam okudum dediniz. Peki Arapçada şu kaideyi veya şu kitabı, e, Nahiv kitabının içinden şunları bana anlat denildiğinde eğer oraya yazmış olduğumuz e, öğrenim seviyemizi sergileyemezsek o zaman ne olur? Sıkıntıya düşeriz. Onun için örneğin İmam Hatip Lisesi'nden giriyoruz. Ne yazabiliriz? İlahiyat okuduğumuzu belirtebiliriz. Çünkü ne imajı verir orada? Bu arkadaşımız okumaya gönüllü, okumak istiyor. Kendince bir çabası var. Almış olduğumuz makam dersleri varsa onları yazabiliriz. Arapçada hangi seviyedeysek. Arkadaşlar abartmadan hani Evlana Celaleddin Rumi ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Neysek oraya onu yazalım. Abartmaya gerek yok. Varsayalım ki şu makamlara vakıfız, şu makamlar üzerine dersler aldık dedik ve hoca dedi ki bize Hüseyin'i makamında bir sala okur musun? Biz bir sala başladık okumaya. Ne Hüseyin'i makamı? Ortada bir makam bile yok. İşte o zaman orada rezil oluruz. Bu da nedir? Bir liyakatsizliktir aynı zamanda. Yani kendimizi olmadığımız gibi göstermek veya olmaya çalıştığımız şeyi oralara yazmak. Bu ne olur bizim için sıkıntı olur arkadaşlar. Onun için hafızlığımızı ne derecede ise yazalım. İlahiyat okuyorsak, okuduysak yazalım. Arapçamız ne derecede ise, makam dersleri almışsak, hangi makamlara vakıfsak onları yazalım. Arkadaşlar, dil biliyorsak eğer örneğin İngilizce, Arapça veya farklı diller biliyorsak onları belirtelim. E, almış olduğumuz farklı eğitimler varsa bunları orada belirtelim. Yeteneklerimiz varsa, hobilerimiz varsa, neye meyilli bunları yazalım arkadaşlar. Bunlar önemli. Örneğin hat sanatı diyebiliriz. Neyi üflüyorsunuz? Bunlar sizin için ileriye yönelik hem de mülakatta e, faydanıza olacak şeylerdir. Dil biliyorsanız, becerileriniz varsa, yetenekleriniz varsa, hobileriniz varsa bunları yazabilirsiniz. En önemlisi arkadaşlar imamlık tecrübeniz varsa Vekillik yapmışsanız, daha önceden bir camide belirli bir süre sohbet vermişsiniz, namaz kıldırmışsınız. Yani e, heyecanınızı yenmişseniz, bu işe alışmışsanız, örneğin hiç imamlık yapmamış birisi. Kur'an kursundan, ondan sonra okuldan çıkmış ve direkt sınava girmiş imam olmuş. Düşünün ilk e, cemaatin karşısına geçtiğini çok heyecanlı olacak bir alışma süreci olacak. Ama bir yıllık vekillik yapmış bir kişi ne yapacak? normal sanki e, 1-2 günde gitmiş olduğu ortama alışacak ve imamlığını yapacak arkadaşlar. Bunu kesinlikle belirtiyoruz. Kur'an kursu öğreticiliği yapmış olabiliriz, vekil fahri olarak müezzinlik yapmış olabiliriz, imamlık yapmış olabiliriz. Arkadaşlar bunları kesinlikle belirtin. Kendi karınıza olacaktır bunlar. Bunlara dikkat ederekten kısaca hepsini sıralayarak baştan sona doğru özgeçmiş anlaşılır bir şekilde ...kısa ve öz bir şekilde, anlaşılır bir şekilde, kalın bir şekilde yazalım. Karşıdakine kendimizi ifade edelim. Karışık bir şekilde değil, baştan sona, madde madde halinde. Örneğin şu şu tarihler arasında hafızlığımı yaptım. Şu şu tarihler arasında imam hatip okudum. Şurada okudum. Hocanızın ismini belirtmek istiyorsanız belirtebilirsiniz. Burada şunu söylemek istiyorum. Bizim hafızlık yaparken Ahmet Sarıoğlu diye bir hocamız vardı... Allah rahmet eylesin vefat etti kendisi. Yaşlıca bir hocaydı. Biz de onun yaşlı dönemine denk geldik hafızlıkta. Bize şöyle derdi, zayıf hafızlığı olan arkadaşlarımıza, hafızlık sınavına gittiğinizde size soracaklar kimin talebesisiniz. Bak sakın orada Sarı Hoca'nın talebesiyim demeyin. Asıl ismi Ahmet, soyadı Sarıoğlu. Ee, orada Sarı Hoca diye bir ün yaymış diyelim. Fatih'te okumuştuk. Ee, dedi ki bize, Müftülükteki herkes tanırdı ve talebesiydi onun. Bize derdi ki, yani hafızınız zayıfsa ben sonra Sarı Hoca'nın talebesiyim demeyin. Neden hocam? Çünkü Sarı Hoca böyle bir hafız yetiştirmez onu bilirler. Hani hocanızın ismini belirtmek istiyorsanız şimdi şöyle çok kaliteli bir hocadan yetiştiniz, çok kaliteli bir kurstan, çok kaliteli bir ilahiyattan, çok kaliteli bir imam hatipten karşıdakinin beklentisi de ona göre yüksek olacak arkadaşlar. Notlarınızı yazarken, okuduğunuz yerleri yazarken ona göre dikkat edin arkadaşlar. Sizin için Hangisi artı olabilir? Sizin için hangisi eksi olabilir? Örneğin, belgeniz yok ama hafızsınız. Hafızlık namına da hiçbir şey yok. Unutmuşsunuz. Orada o hafızlığı belirtmek sizin için bir artı olmayacak, eksi olacaktır. Çünkü siz hafızlığınızı unutmuşsunuz arkadaşlar. Size sorulduğunda okuyamayacaksınız. Arapçayı unutmuşsunuz. Örneğin tam manasıyla bilemiyorsunuz eskisi gibi okuduğunuz dönemde. Yani bunları belirtip belirtmemek arasında düşünün. Ne dedik? Maddeler halinde şu tarihlerde ilahiyat okudum, şu tarihlerde hafızlık, şu tarihlerde Arapça, şu tarihlerde musiki dersi aldım, e, makam dersi aldım, İngilizce aldı, dersi aldım, şu tarihlerde imamlık yaptım, vekil olarak Kur'an kursu öğreticiliği falan yerde e, müezzinlik yaptım şeklinde bunları belirtirsek yani bakacaklar, diyecekler ki tipimize, giyinimimize, konuşma hal hareketimize, özgeçmişimize bakacaklar. Arkadaşlar, hocalar şunu diyecek bunları yaptıktan sonra. Liyakatımız var, içeri girdik, çıktık, konuşmamız, ağzımızdan çıkan her kelime tam manasıyla bir imama, bir müezzine, bir Kur'an kursu öğreticisine en başta da Müslümana yakışır bir şekilde hal hareketimiz, e, sinir kontrolümüz, öpke kontrolümüz, sabrımız, her şeyimiz yerinde. Özgeçmişimize de bakacaklar, diyecekler ki yani bu şekil bir tablo çıkaracağız arkadaşlar. Diyecekler, tamam bu kardeşimiz, bayan kardeşimiz, erkek kardeşimiz artık ne üzerinden girmişsek bu görevi yapabilir. Ama biz bir de bunu burada bir test edelim diyecekler. Yani liyakatımızın anlamı ve özgeçmişimizin anlamı bu olacak arkadaşlar. Hoca bize baktığında bu arkadaş tamam Kur'an kursu öğreticisi olabilir bu hanım kardeşimiz. Bu erkek kardeşimiz imam olabilir. Tamam, özgeçmişine baktım, liyakatine baktım, herhangi bir hiç sıkıntı yok. Ama bir de hafızsa hafızlığını, imam hatipse imam hatip seviyesini, ilahiyatsa ilahiyat seviyesini, Arapçası varsa Arapça seviyesini test edelim diyecekler. Ve iyi kötü orada başarı gösterebilirsek Allah'ın izniyle Allah'ın yoluna ve Resulullah'ın yoluna hizmet etmeye başlayacağız. Şimdi Kur'an kursu öğretisi, müezzin kayım, imam hatip olarak demiyorum özellikle arkadaşlar. Allah yoluna ve Rasulullah yoluna hizmet edeceğiz. Bizim niyetimiz bu. Ondan sonra maddi çıkarlar. Allah hepinizi umduklarınıza nail eylesin, korktuklarınızdan emin eylesin. Hayırlı çalışmalar diliyorum arkadaşlar.